Ergün Merve Sinovac peyvendi edilen milyonlarla Türkiye vatandaşından biridir. Deyin buyurun oturun, bilgilerinizi alalım. 14 yanvar tarihinde ilk doza peyvendini ettiren Merve bugün peyvendilenmede ikinci mərhələni yaşayır. Göreviniz neydi? Hemşireyim. Artık bir aydır ki Türkiye'de koronavirüs əleyhinə peyvendilenmə prosesi hayata keçirilir. Yanvar ayının 14-dən bugünə qədər Türkiyədə 3,5 milyondan çox insan məhz COVID-19 əleyhinə peyvənd prosesinə qatılıb. İlkin mərhələdə tibb işçilərinin vaksinasiyasını həyata keçirən Türkiyə bugünə qədər 800 mindən çox səhiyyə işçisinin koronavirus əleyhinə peyvənd olunmasına nail olunub. Derin bir nəfəs alın. Çok geçmiş olsun. Hiçbir sıkıntım olmadı aslında. Hiçbir yan etkisini göstermedi bende. Hafif bir baş ağrısı oldu o kadar. Bence COVID'in etkisindense aşının yan etkilerini çekmek daha kolay. Azerbaycan'da olduğu kimi Türkiye'de de koronavirüs aleyhine Çin istehsalı olan Sinovac peyvendi istifade edilir. İlk dozu 28 gün önce olmuştum. İkinci dozumun dün oldu. Herhangi bir problem yok, bir sorun yok. Peki aşı yaptırdıktan sonra bir değişiklik oldu mu? Bir başka bir şeyler hissettiniz mi birkaç gün içinde yoksa bir etkisi olmadı? Yok, herhangi bir değişiklik falan olmadı. Herhangi bir anormal bir şey, sorun olmadı yani. Normal hayat akışı nasıl devam ediyorsa da önceki sağlığım nasılsa aynısı devam etti. Sinovac'ın təhlilləri zamanı məlum olub ki, bu peyvəndin Türkiyədə koronavirustan qoruma təsiri 90%-dən yuxarıdır. Türkiyə vətəndaşları arasında da bu peyvəndə inam yüksəkdir. Çox ciddi bir heves var. Çünki zaten riskli qrupdakı kişilərin həm mağdur etməmək adına randevulu, həm də yığılmaları önləmək adına kademeli açıldığından dolayı biliyoruz. Özellikle bu ikinci doz aşıların başlamasıyla beraber sağlık çalışanlarının ve 65 yaş üstü ve 70 yaş üstü kişilerin de açılmasıyla beraber aşılama programına dahil edilmesiyle beraber çok ciddi bir katılımlar söz konusu. Bu iki günde çok ciddi rakamlarda 1000'in üzerinde aşı uygulanmış durumda şu anda hastanemizde. Koronavirusun ağır fəsadlarından özünü qorumaq üçün xəstəxanalara gələn 65 yaşdan yuxarı şəxslərə də eyni ilə Sinovac peyvəndi vurulur. Hiç de düşünmedim, ya şu iki çatak kötü bir şeyse devletimiz getirmez. Biraz yandı, şu anda da iyiyim yani, bir sorun yok. Yok, korkmuyorum, yok. Evet, aşı oldum, şu anda iyi hissediyorum. Peki aşı zamanı ağrınız oldu mu? Olmadı. Sinovac peyvəndi edilən şəxslər arasında koronavirusa yoluxma halının müşahidə edilmədiyini bildirən xəstəxananın baş həkim köməkçisi peyvənd olunan şəxslər arasında qeydə alınan digər hallardan da danışdı. Aşılama sonrasında istənilən yan etki formları var. Bakanlığımız tarafından bizlere yönləndirilən ve vatandaşa yönelik doldurulan. Bu doldurulan formlardan aldığımız verilere göre çok büyük bir yan etki gözlenmedi. Hem sağlık çalışanlarında hem de vatandaşa yönelik genel itibariyle bildirilen çok hafif ağrılar kolda, aşı yapılan yerde veya hafif şişlikler dışında bildirilen herhangi bir ciddi bir yan etki aşılara karşı olmadı şu ana kadar. Qeyd edim ki, Çin'den 50 milyon doza Sinovac peyvendi sifariş veren Türkiye bu vaksinin müsbət təsirlərini gördükdən sonra daha 50 milyon doza peyvend sifariş ederek ümumi rəqəmi 100 milyon dozaya çatdırıb. Çin hükümeti ile razılaşmaya əsasən 100 milyon doza peyvend maya qədər Türkiye'ye təhvil veriləcək.